Hepinize yeni bir videodan daha merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle hazırlandım. Bu etemi en son Alanya'da giymiştim. Bir de şimdi giyeceğim. Adana hala gördüğünüz gibi yaz. Biz yazlık kıyafetlerimize devam ediyoruz. Nereye geçiyorum, nereye için hazırlandım? Geçen sene biliyorsunuz Lux'ta bir suşi etkinliği vardı. Gizem Oymadağ davet etmişti. Aranızda tanıyanlar vardır. Bu sene tekrar bir suşi etkinliği düzenlendi. O yüzden Lux'a geçeceğiz. Sizi geçen sene olduğu gibi bu sene de yanımda götürüyorum. Çıkıyoruz, Lux'a geçiyoruz ve suşi etkinliğinde görüşürüz. Ben bugün kendimi çok sevdim. Bu normalde bir tık daha böyle uzun olabiliyor ama böyle daha günlük olacağı için ben bunu bir tık daha kısalttım. Böyle siyah ve yeşilim bugün. Altına da hemen Converse'lerimi giyeceğim. Rahat bir şekilde etkinliğe geçiyorum. Orada görüşürüz. Geldim, bu taraftayız. Az önce Gizem beni kayıda aldı. Ben de şimdi hoş geldiniz. Geçen sene yine bu zamanlardaymış. Şimdi konuştuk. Evet. Ama üzerimize yazlıklar var. Onlar da kışlık kombin yapmak istedik. Şu anda Instagram'a böyle kışlık fotoğraf atmak istiyorum. Evet. Cansu'yla yeni tanıştık. Merhabalar. Diyor ki ben artık kışlık bir kombin yapmak istiyorum. Adanalı olarak gerçekten bu durumdan çok sıkıldık. Kışa giremiyoruz. Aynen. Ve giyindik. Ne yapalım? Şehir dışındaki şeyleri, İzmir'deki falan da benim umurumda bile değil. Ben influencerları kıskanmaya başladım. Çok ben güzel kombini yapıyorlar. Böyle kahverengiler, bejler. Adana. Geçen gün bana şey demişti. Ne giysen oluyor. Diyor ki şortun üstüne ceket hiç olmamış ama bilmiyor ki neden burada yaşıyorum. Aynen. Şu anda şort üzerine sivit de giyilir bu arada. Şort, giyiyorum. Evet. Yani akşama doğru kış moduna geçebiliriz. Hatta bakın ne yapalım biliyor musunuz? Kaç kişiyiz? 12-15 arasında. 12-15 kişiyiz. Herkesin kıyafetini gösterelim. Çünkü herkes kafası karışık. Evet, herkes saçma sapan. Yani havayı anlayamazsınız asla kıyafetten. Aynen. Göreceğiz. Sen tam kışlıksın. Ben çıkaracağım ama. Ne yapayım? Ben baharlık, Merve yaz. Aynen. Biz de sevindik kışlık giymiş diye. Evet. Kışlık giymiş. Yaşasın. Yandım. Çok yandım. Hemen açıyorum. Renkler huzuruyum. Ay çok güzel. Ben onu almalı. Benim o bunu almalı. Aynen. Işte. Renklerimi de aldı. Kombin gösteriyorum. Ha aşkım. Yok güzel tamam. Evet baharlık. Baharlık evet. Yani. Uzun kollu giydiği için gerçekten aşırı mutluyum. Ama yani. Asil sen seni nasıl göstereceğiz? Bir kameraya merhaba hadi. Tamam. Ay şimdi o da haklısın yeni uyandın. Seni yalnız bebek yazdık kombine. Tuba yazdık. Yaşasın. Merhaba. Tuba yazdık. Çok sıcak. Ay şimdi o şişmiş yazdık. Keyifli görünüyorsunuz. Enerjiniz çok güzel. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. İyi eğlenceler. Ben buralardayım. Bir sorun, bir sıkıntı olursa. Birazdan kendi fotoğrafçınız da gelecek. O da size fotoğraflarınızı alacak. Bir isteğiniz olsa buradayım. Gizem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden afiyet olsun. Hiçbir şey çekemedim çünkü. Neden acaba? Ay işte Asil'e geldiğinde böyle oluyor. Ya ben şimdi bunu yersem düşünüyorum. Ben öyle yemek yedim için aslında burada. Yani duş falan sağlıyor. Ama yemek. Şimdi hiç kokuyor. Yedim ama. Bak kokuyor. Buradan ama öyle yani. Bu yumuşak. Bu yumuşak kokuyor. Sonra vermek istiyorum. Başlattık. Oturduk ki ve kalkıyoruz. Kapanışı yaptık, kritik yaptık. Evet. Çok güzel dersi. Saat 6:10 geçiyor. 2'den beri hatta sen en erken geldin. Evet. 4:30'dan beri buradayım. Falan buradayız. Aşırı stres attım ve bana çok, çok iyi geldi. Bana da çok iyi geldi. Değil mi? Gerçekten. Şimdi Gizem'le beraber geçiyoruz. Evet. Gizem de benimle geliyor. Evet ben de geliyorum. Hemen onu bırakacağım. Çok acıktım. Ben Tolga'yı alıp bir yerlere yemeğe geçerim ben de.
Ben de artık evde yemek yaparım. Aa, evde yemek yaparım. Evde yemek. Ya makarna yiyeceğiz şu anda. Ya mantı. Ben mantı. Ya mantı ya makarna. Mantı. En mantıcısı. Ama ben aşırı açım o yüzden. Hadi gidelim go. Arkadaşlar Lux'tan direkt eve geldik. Ve sonra Tolga'yla bir çıktık, dürüm yedik. Ben kuşbaşı dürüm yedim, bayağıdır yemiyordum, özlemiştim. Ve şimdi de Zeynep'e geldim. Ama ev aynı. Biz komşular arası böyle bir gezinti yapıyoruz. Ama Zeynep'in tek bir farkı var evinde, size onu göstereceğim birazdan. Ada var burada. Bir de burada kim var? Bu saldırgan kim o lan? Kim? Gözüm mavi mi? Yeşil. Yeşil olan bağırma Rio. Bunlar var ya, bana depremde bir olaylar yaşattılar. Yürü. Selam. Merhaba. Bu vlogdan artık seni tanıdılar. Değil mi? Hı-hı. Zaten tanıyorlar da böyle sık sık görününce artık iyi oldu. İyi oldu. Dedikodu vardı da arkadaşlar. Toplanmamız gerekti. Tolga da gelmek istedi ama ben dedim dur, kahve içeceğiz. Kahvemizi yapıyoruz. Bugün var ya, ben çok iyi geldi bana. Kızlarla beraberdik bayağı etkinlik. Süper, gördüm zaten, bayıldım. Çok güzeldi. Çok geçen sene de yapmıştık. Çok eğlenceli bir ekip. Saatlerce konuştuk. Yani hepsinin böyle tek tek profiline girdim, gerçekten baktım. Kim ya, herkes mi eğlenmiş ya? Eğlendik. Bir sonrakine yani ben de gelmek tamam, istiyorum. Tamam, okey. Söyleyeceğim Gizem'e. Gizem, Gizem'in davetiydi. Evet. Güzeldi yani, bugün bayağı stres attım. Süper. Ben de çok kafamı güzel stres yapalım. Attım. 1, 2, 3, 4, 5 her türlü dedikodu var. Hangisi? Çok olaylı bir dedikodu anlatacak. Yani bir cumartesi günü, cumartesi saat böyle 4.30 gibi başladı. Bugün saat 1.30'a kadar bir fiil, bir fiil. Hani bu yok, aynı ben... şey yoktu. Ne? Retro yoktu. Herkes mükemmel böyle zaman geçecek. Yok, bu ay şey bence kötülere ekart etme ayı. Ya iyilere hep bir şey oluyordu. Bence artık şimdi kötülere olma zamanı. Evet. Artık herkes hak ettiği kadar. Görüşürüz. Kahve içeceğiz. Rio çok komiksin. Seni görünce hayvan. Suyu aç diyorsun. Resmen suyu aç. Diyor. Tamam gel. Ama çok az açarım. Bir kere. Hadi bir kere yala. Tamam. Su israfı denen bir şey var Rio. Hayır, su israfı var ya. Evet. Bakın size göstereyim. Aynı mutfak, aynı ev. Ama Zeynep'te bir ada var. Gönül isterdi ki ben de yaptırayım ama neden yaptıramıyorum şimdi söylüyorum. Belki, belki olabilir. Yani bir kira muhabbeti konuşmuştuk biliyorsunuz Instagram'da sizinle. Belki değişebilir. Ev bulursak değişecek. Ev bulamazsak değişmeyecek. Böyle. Gitmeyin. Gitmeyin. Bitmeyin. İşte böyle bir araftayız. Yani istiyoruz, istemiyoruz, ev bulamıyoruz falan. Güzel de bir ev olsun istiyoruz. Evet, aynen öyle. Gitme dedi. Ama ne kadar güzeldir ya bak. Ada yaptırırdım. Evet. Bazı şeyler net olmuş olsaydı. Güzel olurdu. Güzel olurdu. Günaydın. Bugün direkt sizi spora getirdim ve Ali Hoca'ya bugün dedim ki lütfen dedim müzik çalmayalım, kapatalım ve bugün sesli bir şekilde spor yapacağız sizinle beraber. Hiç daha önce böyle çekmemiştik sporu. Ama bugün artık gerçekten nasıl spor yaptığımızı... Bugün bağıra çağıra. Gerçekten bugün ağlaya gösterdim. Ağlaya. Çok da ağlatma ama yapacak bir şey yok. Beraber. İlk defa müziksiz sizi böyle tam olarak sporum nasıl oluyor size onu göstereceğim. İyice bacaklarını esnet. Nasıl düşünüyorsun? Evet. Evet.
Nasıl abi? İyi mi? Bandajını sar bakalım. Kamer açayım. Evet. Bundan 10 tane yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10'da bekliyoruz orada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 4 nefes al. 5 6 7 tam yat geri doğru. 10 8 yat. 9 10 11 12 13 14 ve son 15. Geriye doğru. 1 2 Evet devam et. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Evet 3 4 5 6 uzak biraz geri doğru 7 8 9 10 11 12 13 çok güzel 14 15 16 17 18 19 20 Evet. 2 harika. 3 4 5 6 7 8 9 ve son 10. Harikasın. Destekli bakış çekiyoruz. 10 tekrar. 1 2 3 4 yavaş. 5 hisset. 6 7 sadece yukarıya kaldırmaya çalışma. 8 hisset. 9 10 çok iyiydi. Ya 1 2 biraz aralarını kapat. 3 4 5 6 daha dik dur. 7 hayır aşağı doğru. 8 9 10 11 12 13 14 ve son tekrar 15. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 Ne oldu? Ne oldu? Arttı. 40 kilo az geldi de. Dedi, yapabilecek misin ki 40 kiloyu dedi? Yaptı. Şimdi ağırlık arttırıyor. Kaç oldu şimdi? Şimdi 55 kilo falan var. Yine sağlanmaz. 1, 15 tane. Dengemi kuruyorsun. 2 3 4 5 7 8 Kaç tane? 9 5 10 11 14 Çek biraz daha 3
açık. 2 1 aferin. Bas. Vur. Spordan eve geldim. Şöyle hemen bir şeyler atıştırdım. Kuaföre geldim. Bir fön çektirdim. Bu arada bugün hiçbir şey yok. Sadece bu fönü bugün kendim için çektirdim. Çünkü bugün gerçekten kendim maşallah nazar değmesin. Çok enerjik hissediyorum. Bir de dedim fön çektireyim bugün. Bugün mutfakta olacağız sizinle beraber. Canım böyle yemek istemiyor ama çorba, börek, gün gibi böyle bir şeyler istiyor. Hiç ana yemek canım, yani tavuktu, etti, o tarz bir şeyler gerçekten hiç istemiyorum. Bugün avcı böreği yapacağız ve domates çorbası yapacağız. Belki yanına salata, mezemsi bir şey de yapabiliriz. O yüzden dışarı çıktım. Markete geçeceğiz, bir kıyma almam gerekiyor. Yufkacıdan yufka almam gerekiyor. Sonra eve geçeceğiz ve sizinle beraber domates çorbası ve avcı böreği yapacağız. Uzun zamandır avcı böreği canım istiyordu. Böyle bol galeta unlu, kızartmalı falan bir şeyler canım istiyordu. O yüzden onu bugün yapacağız sizinle beraber. Şimdi hemen markete geçelim, malzemelerimizi alalım ve eve geçip bir an önce mutfağa geçelim. Alışverişini hallettim. Şimdi yufka almaya geçiyoruz. Çocuklara da yaş mama aldım. Böyle artık şöyle bir yeni bir taktik geliştirdim. Şimdi onu size eve gidince yapacağım ve izleteceğim. Beraber mama yiyorlar. Doğal olarak birbirlerini de yalıyorlar. Sonrası sıkıntı ama en azından bu mama ile beraber bir tık alıştırmaya çalışıyorum. O yüzden bu aralar aslında sık sık böyle yaş mama ya da böyle malt gibi şeyler veriyorum. Biraz fazla veriyorum. Olsun. Sonuçta bir alışma süreci. Hemen bizim evin yakınındaki yufkacıya geçiyorum ve yufka alıyorum. Ne kadar oldu tanesi? Tanesi 8 abla, 32. Tamam. Burada 5 tane var. Yaş mama olunca nasıl da bir... Hayır, patinik sürmek yok. Yaş mama olunca nasıl da bir araya geliyorsunuz acaba? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Mini'ye yoğurt veriyorum. Mars çok küçükken yoğurt yiyordu ve şimdi yoğurt yemiyor. Minik yoğurt yediği için o da Mini'yi kıskanıyor ve yoğurt yemeye falan başladı. Ya kıskançlıktan yemediği ne kadar şey varsa yiyor. Mutfağa geçtim. Bayağıdır böyle tarifli videolar gelmiyordu. Ben de özlemişim. Hemen ne yapacağız? Avcı böreğinin içini hazırlayacağız. O yüzden şöyle bir su bardağı ince bulguru ıslatacağım. İlk
İlk önce böreğin içini yapalım. En azından o soğusun. O sırada da çorbayı yapmış oluruz. Şimdi avcı böreği için bir su bardağı ince bulguru ıslatacağım. Böyle şişmesini sağlayacağım. Sıcak su dökeceğim şimdi. Bu arada mutfağa bir tık geç geldim. Çünkü kızartma yapacağımız için sonuçta börek ve hemen yenmesi gerekiyor. O yüzden Tolga'nın gelmesine böyle yakın bir şekilde mutfağa giriş yaptım. Bu arada şuradaki LED'i görüyorsunuz. Mars inatla onu koparıyor. Biz yapıştırıyoruz, o koparıyor. Artık ben pes ettim ve şu şekilde duruyor yani. Bu niye burada böyle demeyin. Hemen şimdi sıcak su kaynadı ve bulgurları ıslayalım. Hemen soğanları rondoda halledeceğim. O yüzden bir adet orta boy bir soğan kullanıyorum. Kıyma suyunu bıraktı ve suyunu çektiği anda soğanını ilave edeceğim. Hemen soğanları ekliyorum. Çok az bir sıvı yağ ilave edeceğim. Çok az ama. Çünkü kıyma bir tık beklediğimden yağlı. Tuzunu ilave ediyorum. Çok az kimyon. Normalde yok ama çok az değil, fazla attım. Kıyma kokuyor yani. Et yemeklerine mutlaka kimyonu kullanıyorum kokmasın diye. Ve karabiber ekliyorum. Domates çorbası için konserve kullanacağım. O yüzden şöyle bir rondoda ezeceğim bunu. Çekirdekleri falan belli olsun istemiyorum. Ölçünün yarısını yapacağım çünkü bizde çorba çok tüketilmiyor. Bir de tereyağım bitmiş. Mecburen margarin kullanacağım. Özür dilerim. Asla kullanma taraftar değilim ama margarin sıvı yağ karışık gideceğim. Şimdi priz burada var, o yüzden buraya geldim. Bunu yapmak istemezdim ama mecburum arkadaşlar. Hiç yemeklerde bunun kullanılması taraftarı da değilim. Sadece tost için alıyorum. Karşıyım. Tüm notları söylüyorum. Ama tereyağım bittiği için mecburen sıvı yağla karışık biraz tereyağı kullanmak zorundayım. Göz kararı koyacağım. Bir tatlı kaşığı koydum. Şöyle biraz sıvı yağ, biraz tereyağı. 1,5 yemek kaşığı da un koyuyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. Bu arada bu tamam. Birazdan bunu hemen ince bulgurun içine dökeceğim, karıştıracağım ve biraz soğutacağım. Normalde tarifte yok ama ben çok az da domates salçası ilave edeceğim. Çünkü ben rengini kırmızı seviyorum. Çok böyle doğal ev yapımı bir domates salçamız var. Bunu da kavuralım. Kavruldu ve hemen domatesleri ekliyorum. Biraz konservenin kokusunun çıkması lazım. O yüzden kokusu çıkana kadar şöyle kaynatacağım. Ondan sonra su ilave edeceğim. Direkt su ilave etmiyorum. Önce o konservenin kokusunun çıkmasını istiyorum. O kaynarken hemen şöyle biz de o bulgurun içerisine yaptığımız kıymayı koyuyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. Normalde içerisine ceviz ve maydanoz da konuluyor ama Tolga sevmediği için ben sadece bulgur ve kıyma baharatla yapıyorum. Okey, bu burada soğuyacak ve sonra böreğe geçeceğiz ama şimdi çorbayı tamamlayalım. Hemen sıcak su ilave ediyorum. Şöyle 500 ml kadar ama bir bakacağım. Evet, yeterli. Çünkü tarifi yarıya böldüm. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Ve bir 10 dakika böyle kaynattıktan sonra belki çok
kıvam yoğun olursa su da ilave edeceğim. Sonra da süt ekleyeceğiz ve hazır. Bence biraz daha su eklemem gerekiyor. Göz kararı bir çorba oldu. Çorba pişerken hemen böreğe geçiyorum. Sığmadı tezgahı. Size bir şey söyleyeyim, ben bayağıdır mutfağa girmediğim için aşırı paslanmışım. Şöyle kesiyorum. Şimdi şöyle hemen tabağı çıkarayım. Benim hatırladığım bunu 2-2 sarıyorduk. Çünkü bu böyle çok ince olacak. Önce bir şu 2-2 bir deneyeyim bakalım. Çünkü yufka ev yapımı yufka olduğu için. Okey. Bu arada ben bize yetecek kadar yapacağım. Geri kalanını da yapıp. Efendim? Ama boyun yetmiyor buraya. Efendim? Bir tane daha yapacağım. Yani iki adet yufkadan yapmış olacağım. Geri kalanını da başka bir zaman yapacağım. Yani buzluğa kaldıracağım. Çünkü bize fazla gelecek. Börekler tamam. Hemen ikinci yufkadan da yaptım. 8 tane çıktı. Büyük ihtimalle bu da bize çok gelecek. Üçer üçer falan kızartabilirim. Diğer içten de şöyle 4 adet çıktı. Bunu hemen buzluğa kaldıracağım. Buradan da kızarma durumuna göre bunu ekleyip buzluğa kaldıracağım. Şimdi domates çorbasına sütünü ekleyelim. Şöyle sütünü de ilave ediyorum. Karabiber atıyorum. Ve tuzunu ekliyorum. Çorbamız hazır. Börekleri kızartacağım. O yüzden 2 adet yumurta kırıyorum. Buraya da galeta unu. Bu yumurtaları çırpalım. Önce yumurtaya. Şöyle şuralarını da. Sonra galeteye batırıyorum. Okey. Ya bunun yapımı falan gerçekten böyle kızartması, pişirmesi, biraz kokulu bir börek ama bence çok lezzetli. Ben böyle yumurta ve galetaya batırılmış şeyleri gerçekten çok seviyorum. Kötü olma ihtimali yok yani. Hemen börekleri kızartmaya geçiyorum. İşte şunu ayar oluyorum. Bir tane kaldı. Kızardı ve şöyle alıyorum. Ve hazır. Çok iyi görünüyor. Şey gibi değil mi? Çok yalnız değil miyim? Öyle ama. Baksana. Çocuklarımı çağırdı. Gel buraya Mars. Ayırdık şimdi onları mecburen. Evet. Böyle yemek bu çekmiyorum. Çok güzelmiş.
çorba çok güzel. Var mı başka? Çorba var. Ama çok yapmadım. O zaman hem yiyeceğim. Bu böreğin adı neydi? Arca. Hoş geldin. İşte köfte gibi bak. Mars sen çok güzelsin Mars. Ya ben hamur işini çok seviyorum. Ya sen de hamur işini güzel yapıyorsun. Ben daha önce bu börekler yedim. Sen yaptın mı bundan önce? Evet. Başarılı. Afiyet olsun. Hamuru nasıl yaptın? Yufka. Hamur yufka. Ama el açmışsın. Yemeği yedikten sonra şöyle arkadaşlarımızla bir kahveye çıktık ama kameramı yanımda götürmedim. Bayağı sohbet ettik, muhabbet ettik. Bugünü de böyle kapatmak istiyorum. Ben yine kapanış bölgesine geldim. Umarım keyif aldınız ve beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Çünkü ben bu vlogu çekerken gerçekten özlediğimi fark ettim. Bu tarz içerikleri böyle çekmeyi, mutfakta olmayı. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olursanız ve beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Instagram'dan da takip ederseniz ekstra mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.